Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tutmuş olduğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizi hem yetişkin örgülerinde hem de bebeklerimiz için kullanabiliriz uygun iplerle çok güzel çeyizlik örgüler olabilir çeyizlik yelekler ve hırkalar çalışabiliriz bakınız böyle simli ya da payet iplerle çok güzel çeyizlik ürünler olur ya da modelimi sizlerle şimdi örmeye başlayacağım gibi normal iplerle de gündelik yaşantımız için kullanmaya örebiliriz. Modelimiz hem fıstık dolgulardan hem de trabzanlardan oluşmakta. Bakınız trabzanlarımız ve fıstık dolgularımızı görmekteyiz. Arada da görmüş olduğumuz bu trabzanlı bölümlerimiz var. Şimdi modelimizi şu kenardaki iki trabzan ve modelimizin grubu buradaki trabzanlarımızın olduğu grup fıstıklarımızın olduğu grup ve en son şu görmüş olduğumuz ikili bölümünü çalışacağız Tabii sizler dilediğiniz genişlikte yapabilirsiniz eğer yelek görecekseniz şu şekilde trabzanlarımızı yerleştirmeyi tabii ki unutmuyoruz. Buna göre modelimizi şöyle ayarlayabilirsiniz. Ben hemen modelimizin şu kısmını sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Altına iki sıra ben trabzanımı hazırlayarak geldim ve modelimizi kurmaya başlıyorum. 3 tane zincirimi ikinci sıra trabzanımdan sonra çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum ve bir tane her trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı atlıyorum. 4. trabzanımın üzerine tığımın başını dolayarak giriyorum. Ve bir tane uzatıyorum ve fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Eğer ince iplerle bu çok ince iplerle çeyizlik örüyorsak mutlaka 4'ten fazla dolduralım. Eee zayıf düşer. Evet şimdi şu şekilde çekiyorum. Kapatıyorum ve diğer ilmeklerime kapatıyorum. Bir tane fıstığımı ördüm. 4 defa çekerek ve kapadım. 1 2 3 tane zincirimi fıstığımın tepesine ilave ettim. Tekrar tığımı başını doluyorum. Aynı noktaya girerek 4 defa başını doluyorum. 1 2 3 ve 4 tekrar çekiyorum kapatıyorum ve 1 2 3 tane zincirimi çekip 3. kez fıstığımı doldurmaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 defa çektim kapıyorum Evet bir tane zincirimi çekiyorum Bakınız 3 tane fıstığımı yaptım gayet güzel bir şekilde tekrar saymaya başlıyorum 1 2 3 4. trabzanımın tepesine tığımın başını dolayarak gelip batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum bir trabzanımdan sonra bir tane zincir çekiyorum aynı yere tekrar bir tane daha trabzanım örüyorum burada bir tane V yapmış oluyorum tığımın başını zincir çekmeden tekrar doluyorum bir tane atlıyorum ikinci trabzanımın içerisine giriyorum bir trabzan bir zincir ve aynı yere ikinci kez bir trabzan daha örüyorum bakınız şu şekilde ortadaki iki tane V'mizi oluşturduk ve yine başlıyorum 1 2 3 ve 4 dördüncü trabzanımın üzerine tığımın başını dolayarak geliyorum ve fıstığımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 Çekiyorum ve buradan alıp kapatıyorum. Araya 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı noktaya girerek ikinci fıstığım için ilmeklerimi çekmeye başlıyorum. 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi çektikten sonra yine çekiyorum, arasından geçiyorum. Şu şekilde tutmuş olduğum ip ile kapatıyorum ve 3 tane zincirimi örüyorum. 2 ve 3. 3. fıstığımı örmek için yine yuvamın içerisine giriyorum. Tığımın başını dolayarak 1 2 3 ve 4. 4 defa çektim. Bakınız ve kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 dördüncüye gelerek batıyorum bir trabzanım örüyorum ve yanındaki trabzanımı da batarak sondaki iki trabzanımı da örüyorum şu şekilde modelimizi bu fıstıklarımızın olduğu yeri 2 ve modelimizi devam ettiren bu yan yana iki trabzanlı olan bölümümüzü bu şekilde yerleştirdik bakınız sadece kenarlarımızı iki trabzan ve bitişi de şu şekilde iki trabzan olarak yaptık modelimiz devam edecek olursa bu aradaki trabzanlarımızı çifter çifter örmemiz gerekmekte Evet ikinci trabzanımın üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 hemen dönüyorum burası modelimizin kenarını olduğunu düşündüğümüz zaman dikiş yeri ve hemen ikinci trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum 3 tane zincir çekmiştim 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördükten sonra 1 2 ve 3 tane zincir tekrar çekiyorum. Diğer 3 zincir çekmiş olduğum yönün içerisine tekrar 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı tekrar ördüm. Araya 3 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum. Tam bu ortadaki bir zincir çekmiş olduğum bölüme giriyorum. Bir trabzan, bir zincir, tekrar ortaya giriyorum. Bir trabzan. Ve bakın ortadayım tam. Tekrar tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmiyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan örüyorum. Ve burada da V'lerimi oluşturuyorum. Tekrar tane zincir çekiyorum geçişte. 4 tane trabzanımı hemen 3 zincirimin içerisine örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4 Araya 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar diğer 3 zincirimin olduğu yere 4 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 dört. Dört tane trabzanımı da yine ördüm. En son bitiş yerindeyim. Bakınız eğer burada modelimizi halen devam edecek olsaydık. Burada görmüş olduğumuz işlemlerimizi sırasıyla devam ettirecektik. Bu çiftli bölümleri. Burada modelimizi sadece şu görmüş olduğumuz bölümü yaptığımız için hemen yine bitişe geçiyoruz. Biz sizler devam edecekseniz yine bu şekilde modelimizi ikişer ikişer e, trabzanlarımız ve ortasında bir tane zincirimiz olarak devam edip kurulumumuzu o şekilde yapıp ayarlamamızı ona göre örmeye devam edeceğiz yani ayarlamalarımızı yaptıktan sonra örgümüz buradaki ara trabzanlar üzerinden devam edecekti. Şimdi biz sadece kenarında iki tane trabzan olarak örüp kapatıyorum ve ikinci trabzan sırasını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakınız modelimiz bir sıra fıstıklardan bir sıra da trabzandan oluşmaktaydı. Şimdi modelimizi tekrar ederek yine fıstık sırasını örmeye başlayacağız. Hemen bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 döndürüyorum. Yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen burada 3 zincir çekmiş olduğum yere alttaki fıstık grubunun aynısını örüyorum. 4 defa başını dolayarak alıyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar 4 defa başını dolayarak fıstığımı örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 4 defa başını dolayarak fıstığımı dolduruyorum. Başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tekrar fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Kapatıyorum. 1 2 3 tane de zincirimi çekiyorum. 3. kez fıstığımı doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4. İpiniz ince ise lütfen daha fazla doldurmaya gayret edelim. Yoksa çok çok zayıf düşer. Güzel bir görüntü olmaz. Evet bakalım şimdi 3 tane fıstığımızı yine kurduk. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak trabzanımın tam içerisine giriyorum. Bir tane trabzan bir zincir aynı yuvanın içerisine bir tane trabzanım örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum ikinci trabzan grubumun içine aynı işlemi yapıyorum bir trabzan bir zincir bir tane daha trabzanımı örüyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra yine 3 zincirimin olduğu yere girip 4 defa uzatarak fıstığımı örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum ve aradaki 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Her bir fıstığımın arasındaki 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. Ve 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve 3. fıstığımı da yapıyorum. İkinci fıstık sıramızı da ördükten sonra yine trabzanlarımızın olduğu sıraya başlıyoruz. Aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Bir fıstıklardan oluşan ve bir de trabzandan oluşan sıramızı sırasıyla örerek büyütüyoruz. Tekrar bakın, bitiş yönünde 3 zincirimi çekiyorum. Ardanı çeviriyorum modelimin ve ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Evet, şimdi bu görmüş olduğumuz, bakınız. 3 tane zincirimin içerisine eğer gerekli oluyorsa bir tane zincirinizi çekin gerekli olmazsa direkt batabilirsiniz şu şekilde 4 tane trabzanımızı ardı ardına örüyoruz 2 3 ve 4 araya 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum diğer 3 tane zincirimin olduğu yere 1 2 3 ve 4 tane trabzanımı örüyorum bakınız Tığımın başını doluyorum. Hemen V'nin içerisine giriyorum. Bir tane trabzan, bir zincir aynı yerin içerisine tekrar giriyorum. Bir tane V örüyorum. Araya zincir çekmeden direkt diğer V'nin içerisine geçiyorum. Bir, bir zincir çekiyorum. Yine batıyorum bakınız. Ve devam ediyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. Ve sıramızı bu şekilde tekrar ediyoruz bir sıra trabzanımız bir sıra fıstıklarımızı örerek büyütelim Evet modelimizi bu şekilde örerek istediğimiz ölçü gelene kadar devam ediyoruz Şimdi görmüş olduğumuz gibi tekrar bakalım modelimizin her fıstık grubunun arasında mutlaka bu ikili grubumuzu örmeyi unutmayalım. Dilerseniz bu grubu 3 sayısına da çıkarabilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yapmadan yine 2 ördüğümüz gibi 3. bir grubu da ekleyerek örebilirsiniz. Evet umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.